Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, ülkemizde halk sağlığı alanında ilk eğitim vermeye başlayan yerlerden biri olup, kuruluşundan bu yana pek çok uzman ve öğretim üyesinin yetişmesini sağladı. Anabilim dalının hijyen ve koruyucu hekimlik alanıyla başlayan köklü yapısı, toplum hekimliği kürsüsü kurulmasıyla birlikte topluma yönelik hizmetleri ve Akdere'deki binasında ülkemizde ilk ve tek olan örnek sağlık ocağı yapılanması önemli özelliklerini oluşturdu. Hijyen ve koruyucu hekimlik kürsüsü 1948 yılında Profesör Doktor Zeki Faik Ural başkanlığında Cebeci'de oluşturuldu. 1967'de morfoloji binasına taşınılarak uygulama ve analiz laboratuvarları kuruldu. Toplum hekimliği kürsüsünün ilk adımları ise çağdaş sağlık hizmeti anlayışının gelişmesiyle birlikte 1962 yılında atıldı. Hıfzı Sıha Enstitüsü'nün öğretim üyelerinden Doktor Nevres Baykan'ın önderliğinde Abidinpaşa bölgesinde toplum hekimliği çalışmaları yürütüldü ve 1968 yılında Toplum Hekimliği Enstitüsü, 1974 yılında ise Toplum Hekimliği Kürsüsü kuruldu. Kürsü, 1980 yılında Akdere'deki binasına taşındı. Burada örnek sağlık ocağı ve aile planlaması, laboratuvar, diş ünitesi, sosyal hizmetler ve göz ünitesi gibi çeşitli birimlerle hizmet verildi, Abidinpaşa Sağlık Grup Başkanlığı bölgesinde saha araştırmaları hız kazandı ve öğrenci eğitimleri sağlandı. 1982 yılında hijyen ve koruyucu hekimlik kürsüsüyle birleşilerek Halk Sağlığı Anabilim Dalı adı alındı. Anabilim dalımız, sağlıkta dönüşümle sağlık ocaklarının kapatılması sonucunda 2015 yılında Cebeci kampüsüne taşınırken, yapılan protokoller kapsamında sağlık eğitim araştırma bölgesi olarak Elmadağ, Çankaya ve Mamak ilçe sağlık müdürlüklerinde çalışmaları yürütmeye başladı. Halen fakültemiz Cebeci Hastanesi Çocuk Akademik Yerleşke'de yer alan anabilim dalımız koridorlarında önceki yıllara ait objeler sergileniyor. Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nın başkanlığını Profesör Doktor Meltem Çöl yürütüyor, akademik kadromuzda 5 profesör, 26 tıpta uzmanlık öğrencisi, 7 epidemiyoloji yan dalı öğrencisi bulunuyor. Anabilim dalımızda halk sağlığı tıpta uzmanlık eğitiminin yanı sıra epidemiyoloji yan dal eğitimi ve iş ve meslek hastalıkları yan dal eğitimi veriliyor, ayrıca iş sağlığı doktora programı, halk sağlığı hemşireliği ve epidemiyoloji yüksek lisans programları yürütülüyor. Uzmanlık eğitimimiz kurumsal dersler, seminer literatür saatleri, tez danışmanlıkları, klinik ve sahada yürütülen rotasyonlarla sürdürülüyor. Ana dal ve yan dal eğitiminde tercih edilen bölümümüz halk sağlığı uzmanlık eğitiminde 2019 yılında ülkemizde akredite olan ilk anabilim dalıdır. Pandemi döneminde araştırma görevlilerimiz sahada il ve ilçe sağlık müdürlüklerinde ve fakültemizde COVID-19 ile ilgili birimlerde aktif olarak çalışıyor, öğretim üyelerimiz de medya ve diğer kanallar aracılığıyla toplumu bilgilendirme çalışmaları yapıyor. Öğretim üyelerimiz, uluslararası eğitim becerileri sertifikasyonuna sahip olup, eğitimle ilgili çalışmalara ve akreditasyon çalışmalarına katkı veriyor, çeşitli uluslararası ve ulusal toplantıları düzenliyor ve katılıyor. Öğretim üyelerimiz, fakültemiz akademisyen ve uzmanlık öğrencilerine yönelik araştırma yöntemleri eğitimlerinde, üniversitemizin iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında yer alıyor, sahada önemli ve büyük araştırma ve projeleri yürütüyor. Üç ülke ve Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte yürütülen proje bunlardan biridir. Anabilim dalımızda çok sayıda uluslararası ve ulusal yayın yapılıyor, araştırmalar için danışmanlık veriliyor. Öğretim üyelerimiz tıp fakültesi dışında da eğitim programlarında yer alıyor, pek çok idari görev üstleniyor, çeşitli kurumlarda görevler yürütüyor. Halk Sağlığı Anabilim Dalı mezuniyet öncesinde ilk yıllardan itibaren sosyal tıp, topluma dayalı tıp ve kanıta dayalı tıp çalışmalarında yer alıyor. Anabilim dalımız, dönem 3'te aile izlem çalışmalarını yürütüyor, dönem 5'teki derslerin yanı sıra dönem 6'da da intern doktorların toplumun sağlık sorunlarına yönelik hizmet sunma, karar verme gibi becerilerini geliştirecek şekilde bir staj eğitiminin sürdürülmesini sağlıyor. İnternler, birinci basamak birimlerinde çalışmalara katılıyor, çeşitli kurumlara ziyaretlerle farklı gözlem ve deneyimlere sahip oluyor. Sağlıkta her zaman önemli ve öncelikli bir bilim ve uygulama alanı olan halk sağlığı alanında ülkemizdeki çalışmalara yönelik hekim ve uzmanlar yetiştiren, sağlığı koruma ve geliştirme temelinde bilgi üretimine katkı veren,
toplumu aydınlatan anabilim dalımız, mevcut akademik kadrosuyla özverili çalışmalarını Ankara tıpa yakışan şekilde her gün daha da geliştirerek kararlılıkla sürdürüyor.